Giremiyor. Bağırsaklar su borusu gibi olmuş. Burada ne yese oradan çıkartıyor. Düzeni bozulmuş tamamen. Düzen tamamen bozulmuş. Ondan sonra beni aradı. Diyor ki İbrahim Bey ne yapılabilir? Dedim ki yapılacak bir şey yok. Felaket. Çünkü bağırsakları yıkatmak barajın altına dinamit koyup patlatmak gibidir. Çünkü bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı. Normal bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunu her zaman söylüyorum. Çok çok önemli. Bağırsakları yıkattığınız zaman veya lavman yaptığınız zaman faydalı bakteriler yok olur ama mantarlara asla zarar veremezsiniz. Baraj patlarsa ne olur? Barajın altındaki köy, insanlar, hayvanlar, çiçekler, böcekler her şey yok olur. Bağırsaklarınızı yıkattığınız zaman da bu kozmikçi vatandaş sağlıkla hiçbir ilgisi bilgisi yok. Zehirli bitki bile faydalı diyor. Evet. Malum. Önemli değil kim olduğu. Şimdi ben o Berlin'den aradım böyle bir bayan. Baş ağrısı, işte karın ağrısı, bir sürü rahatsızlığı var. Halsiz, dermansız. Değil ev işi yapmak, tuvalete bile gidemiyor. Perişan olmuş. Ona dedim ki yapacak bir şey yok dedim ama böyle bir şey demek de bana zor geldi yani. Yani yapacak bir şey yok demek. Tabii. Düşündüm günlerce ona öyle dedim ama bu tarafta da yazık dedim. İnsan yani yapacak bir şey olmalı. Olmalı. Bunun bir çaresi olmalı diye düşüne. Aynı dertten muzdarip Antalya'da bir bayan çıktı. O da aynı şekilde kozmik temizlik, beden temizliği. Lavman herhalde bu. Lavman yaptırmış. Hidrokolon terapi o da aynı perişan. Adana'dan, Ankara'dan derken çoğalınca bayanlar nedense herkes bu tarafa bir yönelme oldu. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. O zaman ben dedim buna bir çare bulayım. Bağırsakları temizleyen 19 çeşit bitkiden bir lifli sindirim bombası diye bir... Bu herhalde yeni ürün. Şimdi yeni sizin ürün. Ekranda görülüyor. Diğer ürünleriniz var. Yine 19 şifalı bitkiden ama onlar sıvı formatında. Bu ürün onlardan farklı bir şey herhalde. Yeni bu bir ürün. Hem çay gibi içilebilir artı iki tatlı kaşığı bir bardak ılık suda karıştırılarak toz şeklinde içilirse daha etkili. Neden? Hap şeklinden daha etkili. Hap olursa midede çözülmeden bağırsaklara geçecek vesaire. Bu tozunu içtiğinizde suyla karıştırıp midede ve bağırsaklarda asit, gaz veyahut da bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bunları çözer. Sünger gibi eme bir. İki, bağırsaklar 350-400 metrekare. Çok büyük, devasa bir büyüklük. 10 yıl yanlış beslendi kişi diyelim. Sürekli yanlış beslendi. Ne oldu? Bu yemiş olduğu beyaz un mamuller olsun, peynir olsun veyahut da pirinç olsun bunlar bağırsaklara yapışıyor zamk gibi. Mesela et yedi. Etle birlikte ekmek yedi. Beyaz undan yapılan ekmek etin etrafına böyle bulamaç gibi yapışır. Etrafını sarar. Mide asildi. O ete hiçbir şey yapamaz. Çözemez. O zaman yemiş olduğu şey buradan girer oradan çıkar. Hiçbir şey yaramaz. İşte bu nedenle bağırsaklara sürekli yapışan nişasta zamanla orada yaraya iltihabı sebep olur. Ulceratif kolit, kolit, morbus Crohn vesaire irritabil bağırsak sindromu, bağırsaklar hassaslaşır vesaire. Bunu kullandığı zaman bağırsaklardaki toksik maddeyi emiyor bir, iki, lifli madde içerdiğinden bağırsakları adeta fırçalıyormuş gibi temizler iki. Yani o bağırsaklarda ki zam gibi, tutkal gibi yapışan bütün artık maddeleri bu ürün bütün pislikleri çözer. Temizleyecek. Eğer ki bağırsakların içerisinde şöyle kesecikler oluşur torba şeklinde. Divertikül denir. Divertiküllerin içerisini dahi temizler. Çünkü bu yani çay gibi değil. Çay gibi içtiğinizde bura çözüldüğü için demde bunun her yere etki yapması mümkün değil. Fakat bu bağırsaklarda çözüldüğünden direkt iş alanında yani tatbikat alanında tatbikat alanında etki yapacak. Şimdi diyor ki mesela vatandaş ya neden 3-4 çeşit ürün? Yani bir ürün olsa olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Yani bir çeşit askeriniz de bir çeşit asker diye. Yani sadece hava kuvvetleri, sadece kara kuvvetleri, sadece deniz kuvvetleri yok. Özeltimi de var. Şimdi diyelim ki gastrit. Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori ise %20 virüs veya mantarlara da sebep olabilir. Eğer ki sadece Helicobacter pylori bakteri ise tonik yeterli. Eğer ki işin içerisinde virüs de varsa iksir de gerekir.
Peki hocam, burada şimdi sizin iksir ve tonik diye ürünlerinizi zaten geçen haftalarda bahsettiniz. Şu anda bu lifli sindirim bombası dediğiniz ürün. Bunun onlar da bağırsak düzenleyici. Evet. Bunun onlardan farkı ne olacak? Yani neden bu özellikle kullanılabilir veya bunu özellikle kimler kullanmasını siz önereceksiniz? Hangi rahatsızlık için, hangi şikayet için? Her türlü mide bağırsak problemi. Yani tonik midedeki bakteri bağırsaktaki mantarlara etkili. Evet. İksir virüs ve bakterilere karşı etkili. Fakat orada zift gibi yapışan pisliği çözmek lazım. Veya divertikül, kör kesecikler oluşuyor. Oradaki pislikleri arıtmak lazım. Fırça gibi fırçalayıcı özelliğe sahip bu. Lift. Bütün dokul mukazayı temizliyor, arıtıyor. Artı tonik kullanırken mantarlar bağırsaklardan çözülürken bir fazladan gaz üretir. Etan, metan, butan gibi. Veya etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller üretir. Histaminsi, penisilin veya aflatoksin çeşitli toksik maddeler üretir. Bu toksik maddeleri lifli detoks veya lifli sindirim bombası dediğimiz bu ürün emer. Toksik maddeyi böylece bu toksik maddelerin kana karışmasını önler. Yani zarar vermesini, yani mantarı tonik söker ama oradaki toksik maddeyi ememez. Ortaya çıkan bir toksik maddeyi. Onu bu ürün mü yapacak? Bunu lifli detoks, orada çözülen mantar ve bakterinin üretmiş olduğu toksik maddeyi sünger gibi emici özelliğe sahip bir. İki, sanki böyle bağırsakları yıkıyormuşsunuz fırçayla, fırçalıyormuşsunuz gibi temizler. Şimdi siz daha önceki programlarda bahsettiğiniz için biliyoruz, bu geçirgen bir bağırsak yapısının olduğunu söylüyorsunuz. O zaman içerisinde yanlış beslenmeyle bu bağırsaklardaki geçişkenlik herhalde azalıyor. Bu yine o zaman o temizlikten sonra bağırsaklar yine daha fonksiyonel hale gelecek değil mi? Evet. Bağırsaklarda normal olarak 2 milyar kanal var. Hani şu derimizin üzerindeki gözenekler gibi. Gibi. Bağırsaklarda da gözenekler var. Bunlara villus kanalları denir. 2 milyar. Bunlar pompa gibi çalışır. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emer. Bakteri ve virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi emer. Fakat kişi sürekli yanlış besleniyorsa, işte yediklerimizin hepsi ortada. 4 beyaz, 4 siyah. Amerikan tarzı fast food, ne olur? Yanlış besleniyoruz. Ve bağırsaklar, mide, pankreas, karaciğer hep yoruluyor. Sindirim sistemi. Bu o zaman ne oluyor? Bağırsaklar diyelim ki küçük moleküllü proteinleri emebilirken zamanla artık bunları büyük moleküllü proteinleri de alması gerekiyor. Çünkü ihtiyacı karşılamıyor artık. Yani almış oldukları şeyle yetmiyor. O zaman ne oluyor? Bağırsaktaki bu villus denen kanallar, pompa gibi çalışan kanallar hacmi büyüyor, çapı büyüyor. Yani o zaman kana geçmemesi gereken yabancı maddeler kana geçir. Yani yüksek moleküllü normal olarak amino asitlerin geçmesi gerekir. Veya küçük moleküllü proteinlerin geçmesi gerekir. Kana geçmemesi gereken maddeler kana geçince ne olur? Bağışıklık sistemi bunu mikrop gibi algılıyor. Ona karşı savaş ilan ediyor. İltihap artıyor. Yani çeşit problem oluyor. Burada hedef ne olmalı? Bağırsaklardaki bu kanalların virüslerin tekrar fonksiyonel hale gelmesi lazım. Nasıl gelecek? Temizleyeceksin. O tıkanan gözenekler temizlendiği zaman tekrar gerekli olan alır. Besinlerdeki vitamin, mineral, amino asit, glukoz, dizaharitler vesaire alır. Lüzumsuz şeyleri almaz. Fonksiyonel hale getiriyor yani bunu. Peki bu gözenekler açılıp fonksiyonel hale geldiği zaman kişideki ne tür şikayetler ortadan kalkar? Yani ne tür hastalıklar kalkmış olur kişi? Hangi tür rahatsızlıkları hissediyorsa bu ürüne ihtiyaç duyabilir? Şimdi bu iksirle tonikle birlikte kullanılmalı. O zaman etkisi optimum seviyeye ulaşır. Şişkinlik varsa önler. Gaz oluşuyorsa, asidi gazı emer. Kabızlık varsa önler. İshal varsa önler. Bunların sebebi de zaten mantarlar. Artı mide, bu ince bağırsaktaki enzim oranı azalırsa, diaminoksit oranı, enzim oranı azaldı mı? Histamin oranı yükselir. Histamin oranının yükselmesi birçok hastalığı tetikler. Alerji, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, domino taşı gibi. Yani ince bağırsaktan yetersiz bir enzim salgılaması birçok hastalığı
Her türlü alerji, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef hastalığı, efendim, seborik eksem, diri hastalıkları vesaire. Daha sonra tedavi edilemezse tabii şeker, tansiyon, arteriyosik damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme, hatta beynin fonksiyonları azalması, kalp fonksiyonlarının, cinsel organları, bütün hepsini tetikleyici. Domino taşı gibi. Yani bütün hastalıkların bir nevi kaynağı. Kaynağı. Sindirim organları günde 7 ila 8 litre sindirim salgısı salgılar. Mide 1 ila 1,5 litre sindirim salgısı salgılar. Karaciğer 1,5 ila 2. Pankreas 700 ila 800 mililitre. İnce bağırsak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Yani bir insanın sindirim organları 7 ila 8 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgıları neler içerir? Asit, baz, tuz, enzim vesaire. Bunlar mesela pankreas, lipaz, amilaz, tripsin, amilaz karbonhidratları böler parçalar, dizaharitlere dönüşür. Lipaz yağları böler parçalar, tripsin proteinleri parçalar vesaire. Şimdi bu, bütün bu enzimler görevlerini yaptıktan sonra kalın bağırsağa gelince, kalın bağırsağın içerisindeki, o püre içerisindeki, henüz dışkı olmamış şekilde, suya ihtiyacı varsa suyu, tuzu, amino asidi, proteini, ne ihtiyacı varsa hepsini geri alır. Yani 7-8 litrelik salgılanan asit olsun, enzim olsun, ne varsa %99'unu geri değerlendirir. Ve hepsi karaciğere gider. Karaciğer büyük bir laboratuvar. Ha, ne lazım? Bir karbonatı nereye gönderir? Pankreasa veya asidi mideye gönderir. Yani her şey sanki yolunu gerekeni gereken gibi, yere. Gerekeni gereken yere gönderir. Postalar postacıya verir. Yani şimdi bunun normale dönebilmesi için 30 yıl yanlış beslenme, bunun sonunda yanlış beslenmeden birçok hastalık ortaya çıkar. İksir tonik ve lifli detoks artı buna uygun belki çay gerekebilir. Bu şekilde tedavi mümkün yani. Birçok hastalık tedavi. Evet hocam, biraz da izleyicilerimizden gelen SMS'ler var. Onlarla devam edelim dilerseniz. Bir izleyicimiz şu soruyu size yöneltiyor. Kas romatizması ve mantarı için bir öneriniz var mı diye sormuş. Kas romatizması, yumuşak doku romatizması veya vibromiyalji. Buna karşı iksir, tonik ve romatizma çayı. Artı mantar diyor. Bağırsaklarda çok yoğun mantar var. Ona lifli detoks da gerekir. Çünkü mantarlar bağırsaklardan iksir ve tonikle sökülürken, temizlenirken toksik madde üretir. O toksik maddeyi bağırsakların emilmesini engellemek